Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran, halkın sorularını bugün yerel idarelerin genel yaptaş olan muhtarlar aracılığıyla Gaziantep'li Kargamış ilçesi Tosunlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kılıç ile yapacağız. Öncelikle muhtarımız hayırlı olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Mustafa muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Vallahi bu dönem muhtarım, eskiden beri olmak istemedim yani. Evet. Vatandaş da beni gönüllü seçirken çıkayım dedim. Bu yaştan sonra bir hızmat edeyim dedim. Onun için hızmat edeyim. Adaysız mı muhtar oldu? Karşınıza aday çıktı mı efendim? Hayır. Adaysız muhtar. Çıktısa da adam geri pes etti. Geri ben teslimim dedi. Pes etti. Yani evet. Peki bu mahallemiz kaç han efendim? Mahallemiz 45 han falan var yani. 45. Nüfus ne kadar efendim? Nüfusta 125-130 civarında. 125-130. Seçmen sayımız ne kadar? Seçmen sayımız da 9-15 işte bu civarında. 95 civarında sayı izleyecek. Evet muhtarım, kaç yaşındayız? Şimdi doğuma göre 75 yaşındayım, 42 doğumluyum. Evet, 75 yaşındayım. Peki daha fazla da olabilirim yani. Daha fazla da olabilir, evet sayı izleyecek. Yani Türkiye'de yapmış olduğumuz bu en yaşlı ikinci muhtarımız. Bu muhtarımızdan yaşlı olan bir muhtarımız var. Şu anda o 86 yaşına girdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde Tekke Mahallesi Muhtarı Recai Dilbaz muhtarımız sayın izleyiciler. Türkiye'de en yaşlı da muhtar seçilen en yaşlı muhtar. İşte seçildiğinde 84 yaşındaydı. Şu anda 86 yaşına girdi. Evet. Evet muhtarım. 75 yaşında bir de hizmet yapayım dedin. Mahalli, köyler mahalli oldu. Doğru mu? Evet. Evet, evet. Ha, güzel bir zamanda da muhtar olmaya karar vermişsin. Evet. Çünkü bu mahallenin ilk muhtarısın. Doğru mu efendim? Evet. 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 Aynısı. Evet, evet muhtarım, ilçeye kaç kilometre mesafedeyiz? Kargamış'a mı? Evet. 20-25 kilometre var. 20-25. Nizme? Nizme de 30 kilometre. 30. İkisinin ortasında bir merkezi bir yerde burası. He. Mahalle sayın izleyiciler. Artı Fırat'a yakın, doğru mu efendim? Evet, Fırat'a yakın. Fırat'a yakın. Evet. Sulu arazi buralar, değil evet, mi? Evet. Sulu arazi. Çiftçilerimiz genelde ne üretiyor efendim? Valla hepsini öğretiyor efendim. Pamuk, ayçiçe, arpa, buğday, zebze hepsini öğretiyorlar yani. Antep fıstığı değil mi? Antep fıstığı, Antep evet. fıstığı var. Evet sayın izleyiciler. Evet, burası var. Barak bölgesi değil mi? Barak, Barak bölgesi. Barak bölgesi vatandaşlarımız çok misafirperver, cana yakın sayın izleyiciler. İşte bugün ziraat odasına uğradık arkadaşlarımız. Selam verdik. Kahvaltı yapıyorlardı bizi. Bize de buyur ettiler. Dediler ki buraya gelen hiçbir vatandaşımız aç kalmaz. Kalmaz yok. Evet, ben de öyle bir şey olursa ben de yemek yaptırabilirim. Yani. Evet yok yok estağfurullah. Yani yörenin insanı misafirperver evet, sayın geliyor. Onu belirtmek istiyorum Barak, yani. Barak öyledir. Şimdi Kargamış'ın bütün mahallesi yani köyü 36 tane köyü var doğru mu efendim? Mahalleye evet, dönüştü. Evet, evet. Hepsine gönül rahatlığı ile gidip ziyaret edebilirsiniz. Misafirperver cana yakın. Kime selam evet. versen buyur, evet, buyur tabii, ediyor sayın geliyor. Onu belirtmek istiyorum. Burası tam Suriye sınırında ancak ama değil mi? Çok da misafirperver. Korkmanıza gerek yok. Kargamış vatandaşlarımız çok iyi. İlçeyi de ziyaret ettik, gezdik, esnaflarla da merhabalaştık. Güzel arkadaşlarımız. İşte biz sınırdaki ilçelerimize de daha iyi devlet tarafından desteklenmesini istiyoruz vatandaşlarımızın ekonomik olarak. Doğru mu efendim? Tabii tabii evet. Evet. Doğru. Efendim muhtarım, altyapısı var mı Tosunlu'nun? Altyapıları işte ben kazandığımdan beri şurada yani düğüne kurulduğundan beri bir yolumuz vardı şu şeye kepirlere giden. Evet. Bu yolu bu sene ben yaptırdım. Bak bu kadar o yoldan hükümetler, evet. hükümetler geldi geçti. Bakanlar geldi, hepsi geldi. Her muhtarlar söyledi kimse yapmadı. Bizde bizim burada şeyimizde yoktu direr. Evet. Yolumuzda yok. Projemizde yoktu direr. Ne yol şeyler yaptı. Ben bu sene sağ olsun Fatma Şahin evet. Direktmen beni aradı. Ben sağ olsun hemen arabaları ben bir gün iki günde bir yolu bitirdim. Yaptı çıktı evet. gitti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Eyvallah ama diyorlar. Evet. Yine kurulduğundan beri Nazır Bey. Evet. 53 sene 5 sene değil. Doğru ya. Bu zamana kadar yani muhtarımız 75 yaşında bu zamana kadar bu yol asfalttan mı sayılacak yer. Kendisi muhtar seçildikten sonra Fatma Şahin'e müracaat etmiş. Fatma Şahin de hemen muhtarımı kırmamış çünkü ilçenin ve Gaziantep'in de en yaşlı muhtarısınız galiba. Evet. Doğru mu? Sizde en yaşlı var mı? Ben görmedim. Vallahi yok. Şimdi bu Kargamış'a bağlı köylerde benden yaşlısı yok. Evet. Onun için Fatma Şahin'e de çok teşekkür ediyoruz. İşte 75 yaşında mahallesine hizmet etmek isteyen bir
Muhtarımız ha. Sayın izleyiciler. Altyapılar da yapıldı. Evet, altyapı kanalizasyonu yapıldı. Değil mi efendim? Bu dönem, evet, senin evet. dönemden mi yapıldı? Ha, bunlar her şeyde öyle oldu. Evet. Su evvel dönemde geldi. Evet. Alt kanalizasyonlar onlar. Kanalizasyon bu dönem yapıldı. Taze evi var mı efendim? Taze evinde onu da dile getirdik. Onu da şey diyeceğim yani yaptıracağım. Arkadaşlara söyledim yani bizim şeylere, birebir kişilere. Evet. Dediler bize çadır dediler daha iyi olur. İstediğimiz yere kurabilirik, edebilirik. O zaman ben dedim tamam siz bilirsiniz. İle kaldık. Şimdi tekrar dilekine teyze ev istiyorlar. Ona da tamam dedim. Ben Kazan'da teyze evi daha iyi olur. Çünkü ben Antep yöresinin bütün ilçelerini evet. gezdim sayın evet. izleyiciler. Evet. Yavuzeli, Araban, Nizip, evet. efendime söylemişler. Kargamış'a yeni geldik. Evet. İstahiye, Nurdağ, hep gezdik sayın izleyiciler. Ziyaret ettik. Mahalleye dönüş, yani mahalleye dönüşen köyleri. Bu bir taze bir kültür olmuş. Her yere yapmışlar. He. Kargamış ilçesine de 3 tane yapmışlar. He, 3 tane yapıldı. Evet, bir tanesini Yeşert köyüne yapmışlar. He. Birini birkaç diğerisinde bir şey yapıyor. Onları da ziyaret etmedi. İşte biz de isteyeceğiz yani gideceğim ben de. Evet. Yanına çok güzel bir taze evi yapmışlar sayın izleyiciler. Biz buraya da halk tekrar taze evi yapılsın demiş. Daha önce de çadır evet. istemişler. Evet. Buraya da bir taze evi yaptırılmasını evet. istiyoruz. Fatma evet. Şahin'le sayın izleyiciler. Evet. Evet muhtarım. Gerçi sizin ihtiyacınız yok. Burası Antep kültüründe sayın izleyiciler. Her vatandaşımızın işte burada görmüş olduğunuz gibi bir misafir odası var. Uğur Bey gösterelim. Çok güzel bir evet. oda. Evet. Gelen misafirler genelde vatandaşlarımız yani Antep halkı bu misafir odasında ağırlıyor. Evinden ayrı bir bölmede. Evinden ayrı bir bölmede. Misafir odam benim. Evet havuçun içerisinde ama evinden ayrı bir bölmede sayın izleyiciler. Her içerisinde. Serbest oturabilir. Bakanım gelsin. Evet. Belediye başkanlarım gelebilir. Evet. Milletvekilleri gelebildi. Her kişi buraya gelen ziyaret eden vatandaşlarımız ve yetkililer buraya gelip muhtarlarımız bu odada ağırlıyor sayın izleyiciler. İşte güzel Türk bayrağını Atatürk'ün resmi. Atatürk'ün resmi yok değil mi efendim? Atatürk'ün resmi şeyde eve koyduğumuz var şimdi evde. Evet her gün kalbinde çünkü. Gerek olursa getirebilirim yani. Evet yok buraya da bir tane koyarsanız iyi olur. Muhtarım. Onu oğlan maaş şeyden gönderdi uzman çavuş. Evet. Askeriden baba dedi halıdan yapılma. Evet. Çok güzel. Çok güzel evet. Buraya da onun yerini bulamadım. Bunlar çünkü burada var. Aşağıda olmadı. Olmadı. Onu evet. eve indirdim. Yani evde şimdi orada. Evet. Evim de güzel gelen yani orada. Evet. Evet. Evet muhtar. Muhtarların aylık ödenekleri de artırıldı. Daha ilk seçildiğinizde 871 liraydı. Şu anda asgari ücret oldu. He. Doğru mu efendim? Tabii. Asgari ücret oldu. Aldınız mı asgari ücret? Yok da almadık. Antep yöresinde almadıklarını belirttiler arkadaşlar. Evet ben dün maaş günüydü. Evet. Gittim. Ziraat Bankası'ndan şey ettim dedi daha gelmedi dedi yani, bankacılar. 1000 lira yatırmışlar. He 1000 lira. 1000 lira yatırmışlar. Bin lira, buradan evet, da yetkililere sesleniyoruz. Maraş'tan 2 gün önce Maraş'taydım. Oradaki arkadaşlar geçen aydan aldıklarını belirttiler. Buradan neden artışların maaşlara yatırılmadığını buradan da yetkililere sesleniyorum. Araştırmacı gazeteci olarak. Evet. Doğru mu efendim? İşte evet, muhtarların bütün sorularını tüm kamuoyuna ve yetkililere ulaştırıyoruz sayın izleyiciler. Başka diyeceğimiz bir konu var mı efendim? Suriyeli göçmen vatandaşlarımız burada da yoğun var. Değil mi efendim? Yoğun Çadırkent'ten Mekke geldiniz orada. Evet Çadırkent'te gördüm Çadırkent var. Şimdi bizde diğer köylerde bazı oturma şeyi olanlar var. Akrabası olanlar yanına aldı. Oturum almış. Bizim burada akrabamız yoğun olmadığından dolayı her zaman Karakol şeyde ben derim hayır bizde Suriyeli oturmalı yok yani. Evet burada Suriye. Yok. Evet. Yok. Kaç tane o çadırda kaç göçmenimiz var? Vallahi kaç bin tane bilmiyorum yani belki 7-8 bin tane yaltı ne kadar olur ben de bilmiyorum. Evet gelen neyse gelen o yakın oradaki yakın mahalleye sorarız. Evet sadece gençler bu yörenin gelen gelene bilmiyorum artık çok, evet. çok oldu yani. Bayağı var sayın izleyiciler. Tabii tabii. Fırat'ın kenarına yerleşmişler. Burada da yani bizim vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız hepimiz hem vatanımızı çok seviyoruz hem de misafirlere gerekli hizmeti, özeni saygıyı gösteriyor değil mi? Evet, onlara evet. da kucak açtık. Tabii Allah kimseye de göstermesin. Onları da burada bir işçi olduğu zaman gidiyor oradan alıp getiriyor. İşlerimizi evet. yapıyor. Para kazanıyorlar. Çalışıyorlar. Yani. Evet. Çalışıyorlar. Para kazanıyorlar. Evet. Bizim işimiz yeri yani. Bizim evet. işimiz yeri tabii. Evet sadece evet. işte gördüğünüz gibi bir salgın sorularını bugün de muhtarlar aracıyla Gaziantep'li Kargamış ilçesi Tosunlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kılıç ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de muhtarlar sesi gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Alırız olsun.